Sayın milletvekilim, saygıdeğer hanımefendi, kıymetli misafirler, varlığımız burada bulunma sebebimiz Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle buluştuğumuz değerli kadınlarımız, kıymetli basın. Ben hayatımda 3 kadından etkilendim. Hemen diyeceksiniz ki tabii eşiniz, anneniz, kayınvalideniz. Hayır. Bu 3 kadın meslek hayatında bana rol model oldular, yol gösterdiler. Bir tanesi çalıştığımız bir ilçede bir köyün suyu yoktu. Bulanık su içiyorlardı. Hatta zorlayarak bize de bulanık su içirmişlerdi. Orada ben elime kalem alıp, kağıt alıp, not almaya çalıştığımda bir el çok sıkıca bileğimi tutarak "Bırak, yazma, bizim işimiz kalacak." demişti. Bir baktım ki 70 yaşında bir kadın, bir anne. Ama bir söz verdik orada. O suyu getirdik. Orada o annenin mesajı bana imajı hatırlattı, imajı öğretti. Demek ki sizin kendiniz yapmakta olduğunuz niyetiniz, davranışlarınız önemli değil. Sizin görünen yanınız önemli. Bundan sonra anladım ki imajınızla yaptıklarınız ne zaman örtüşürse o zaman başarı elde ediyorsunuz. İkinci kadın, bir ilçede 5 yıl kalmıştım. Bir 23 Nisan programında, töreninde konuşma yapıyorduk. Arkamızda oturan bir bayan şunu söylüyor: "Bu kaymakamın yüzünü göre göre usandık. Artık gitsin. Gerçekten biz idareciler 5 yıl bir yerde görev yaparız ve o yılda ayrılmıştık." Bu kadın da bize değişimi mesajını verdi. Hayatta işinizde rolünüz ne olursa olsun mutlaka bir değişimi kabulleneceksiniz ve değişimle barışık yaşayacaksınız. Üçüncü anne bir mesaj. Kars'ın, o zaman Kars'ta Çıldır ilçesinin Rusya sınırındaki bir köyden 95 yaşındaki bir anneden mesaj. Diyor ki kaymakam beyin borcu var, bana çabuk borcunu ödesin. Biz kaymakamlığımıza sorduk, vakfa sorduk, acaba borcumuz var mı? Hayır dediler, ama niye bu anne bize borcunuz var, borcunuzu ödeyin diyor. Araştırdık, anne genç yaşta evlenmiş ve beyni Kurtuluş Harbi'ne göndermiş ve geri dönmemiş. Öyle kalmış, anne yılmamış. İşte Anadolu kadını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği o Anadolu kadını yılmamış, buğday yetiştirmiş, arpa yetiştirmiş, bunu kağıtlarla Çıldır'a getirmiş. 45 kilometre bir yol, dağ yollarından gelmiş, bunu devlete teslim etmiş, onlar da askerlerimizin iaşesi olarak kullanmışlar. İşte annem diyor ki, ben o gün gücüm yetiyordu, varlık içerisindeydim, devletime borcumu ödedim. Şimdi düştüm, düşkünüm, devletin bana borcunu ödesin. Bu yüzden kaymakam beyden ben hakkımı alacağımı istiyor demişti. Biz de gittik, annemizin elini öptük ve hakkını helal ettirdik. Biliyorsunuz biz kültür olarak evlatlarımızı, çocuklarımızı terk etmeyiz. Onlarla ilgimizi devam ettiririz. Ve şu yanılgıya da hep düştük. Dedik ki efendim bir sosyal güvencesi olmayan bir toplumuz. Eğer bireyler bütün bir sosyal güvenceye tabi olurlarsa böylece gençler çocuklarımıza yakamızdan düşer ve biz de daha modern bir yaşama kavuşuruz. Hayır, yanıldık. Çünkü biz olaya ekonomik bakıyorduk. Ama olay öyle değil. Olay bir kültür, bir medeniyet, bir değerler yaşama davası olduğu için bugün görüyoruz ki kadınlarımız hiçbir zaman erkeklerin ve evlatlarının
üzerinden ilgisini çekmemelidir. Yine meslek hayatımızda hep şunu görüyoruz. Toplum sürekli değişiyor. Değişimin en çok yükünü çekenler kadınlarımız ve gençlerimiz. Kadınlarımız iki kat daha fazla değişimin yükünü çekiyorlar. Bir, kendi hayatlarında çekiyorlar. İki, sorumluluk duydukları aileleri çevrelerinde bu yükü çekiyorlar. İşte bu kadın için bir çile, bir kader olmamalı. Onun için bir mücadele alanı, mücadele aracı olmalı ve başarmalıdır. Zaten gördüğümüz örneklerde, rol modellerde bize bu mesajı veriyor. İşte kadınlarımız doğanın doğal hayatı içerisinde yaşıyorlar. Doğal hayatın içinde yaşayan kadınlarımızdan, Samsun'umuzda kadınlar gününe izafe eden cımbızla birer tane çekelim, bugün sizlerin önünde beraber bu hayatları paylaşalım dedik. Onları fark edelim, onların rol model yanlarını görelim, onların farkındalıklarıyla bizler de farkında olalım diye düşündük. Bir arayış içerisine girdik. Samsun'un 55 plakasını izah eden 55 rakamından hareketle 55 kadın, 55 öykü projesi ortaya çıktı. Bu projede her sosyal gruptan, her çevreden kadınlarımız yerini aldılar. Fakat biz değerli hem kadınlarımızla bu proje etrafında burada buluşurken bir şeyi gördük. Dedik ki keşke 55 kadınımızı değil de 555 kadınımızı burada görebilseydik. O kadar zengin bir dünya var ki her kadın aslında bir öykü, her kadın bir başarı ve her kadın bir rol model. Ama proje kapsamında daraltmamız gerekiyordu. Fakat arkadaşlarımız çok zorlandılar. Kendi ifadeleriyle acemilik yaşadılar. Ve bir bardak düşünün, bardağın boş tarafından bakarsak eleştiriler de aldık. Bu zengin dünyada insanları seçmek, burada yarıştırmak yerine birer tane hemen öne çıkarıp paylaşmak istedik ama bu zenginlikten dolayı da böyle bir projenin hatası oldu. Tahmin ediyorum biz gönüllerle kırdık, kalplerle kırdık. Bugün bu başarının rol modeli sergilendiği kadınlar günümüzde keşke böyle minik minik hatalarımız olmasaydı diyoruz ama onlardan da haklarını helal etmelerini bekliyoruz. Durmayacağız, hızımızı kesmiyoruz. Kadınlarımız bize cesaret verdiler. 2015 kısmet olursa Dünya Kadınlar Günü'nde, seneye bugünlerde 55 meslek, 55 kadın projesiyle bu çabamızı, bu adımlarımızı tekrar devam ettireceğiz. Bu hazineden tekrar sizlerin önünüze sunacağız. Kadınlarımız RTV'de de ifade edildi. Erkeklere yardımcı, erkeklerin bir parçası değil. Bütünün bir parçası. Yani bir elma düşünürsek elmanın bir parçası, elmanın tadı, rengi, kendisi. Hayat birlikte sürüyor, hayat bütünlükte sürüyor. Hayat birlikte ve bütünlükte sürerse güzeldir. Projemizde çok çalışan, emek veren insanlar oldu. Onları tek tek saymak burada zaman alır. Ama projenin fikrinden bugün bu sahne önüne gelene kadar bütün aşamalarında emeği geçen herkesi kutluyorum. Sponsorlarımızı, bizi destekleyenleri kutluyorum. Aramızda onur misafirlerimiz, sayın milletvekilimiz, hanımefendiler buradalar. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Onlar bizi onurlandırdıkları için sizlerin adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Esas şükranlarımı ve teşekkürlerimi siz kadınlarımıza sunuyorum. Sizler iyi ki varsınız, sizler varsınız, bizler de varız, birlikte, bütünlükte varız diyorum. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum.